Efendim, bugün Sakarya'nın belki de Türkiye'nin en küçük fotoğrafçısıyla şöyle bir tanışacağız. Ama tanışmadan önce buranın bir mazisini bir anlatalım. Ben yıllardır görüşmedim kendisinde. Allah uzun ömürler versin. Bu mekanı 1965 yılında sevgili İbrahim abimiz İbrahim Kınalı açmıştı. Ben de o tarihlerde ileride Çark Caddesi'nde kuru temizleyicilerin yanında foto güneş ardından da foto bakçek olarak fotoğrafçılığa başlamıştım. Daha sonra bizim gazetecilik sevdası bizi İstanbul'a taşıdı. 1986'da gittik. 27 yıl sonra geri geldik. Ben de şu an üniversitede fotoğrafçılık yapıyorum. Ama bir yandan da gazetecilik, televizyonculuk, sosyal medya haberciliğini sürdürüyoruz. Bir vesileyle İbrahim abinin 1965'te İbrahim Kınalı'nın açmış olduğu bu mekanda çok küçük bir fotoğrafçı olduğunu haberini aldık. Biz de geldik dedik bakalım bu küçük fotoğrafçıyla bir tanışalım bakalım ama dediğim gibi yine tanışmadan önce buranın da daha sonraki işleticisi olan babası ve siz neyi oluyordunuz rahmetlinin? Ben yakınıyım. Evet, Yakınısınız. yakınız olduğumuzun biz de burada Adınızı da alalım Vedat. sizden. Evet, siz de Ben de fotoğrafçılık fotoğrafçılık yapıyorsunuz yapıyorum. burada. 42 yıldır Ne burada güzel. fotorenk camiasının içindeyim ben de. Peki, Bir rahmetli ailemiz. olan delikanlının babasıyla yakınlığınız neydi efendim? Teyze torunlarıyız. Teyze torunlarısınız. Evet. Evet, ne güzel. Çok güzel. Ne kadar oldu delikanlının babasının rahmetli olduğu? Rahmetli olalı 18 ay oldu. 18 ay. Nurlar içinde yatsın. Amin. Peki, Cümlemiz mühür olsun. delikanlı daha sonra burada fotoğrafçılığa başladı. Babası Evet. zamanında var mıydı Babası fotoğrafçılık? zamanında da onun bir hevesi vardı. Vardı. İşte babasının çantalarını taşırdı, o Evet. hizmetlerini yapardı. Ondan sonra da işte böyle bu şekilde devam ediyor. Evet. Aynı şekilde. Ne güzel. Yaşının 11 olduğunu öğrendik, değil mi? Bir Doğrudur. de kendisini dinleyelim. Merhaba, büyük usta. Merhaba. Adını, soyadını bir söyle bakalım. Ömer Akif Yusufoğlu. Kaç senedir ya da kaç aydır fotoğrafçılık yapıyorsun? Yani yaklaşık bir yıl oldu. Bir yıl oldu. Neler yapabiliyorsun? Fotoğraf çekiyor musun? Fotoğraf çekiyorum. Başka? Photoshop Aferin. yapabiliyorum. Yani bir dükkan işletecek durumdasın, öyle mi? 11 Evet. yaşında olmana rağmen. Evet. Peki düğünlere gidip ya da yaş günlerine gidip oralarda da fotoğrafçılık yapıyor musun? Yapıyorum. Evet, ne diyorlar peki sana orada? Aa, küçücük bir delikanlı diyorlar. Acaba becerebilecek mi gibi mi düşünüyorlar? Neler söylüyorlar? Düşünüyorlar sadece, bir şey söylemiyorlar bana ama daha sonra çok mutlu oluyorlar fotoğraflarını görünce. Demek ki yaş değil, beceriler iş yapıyor, doğru mu? Evet. En son kimlere çektin fotoğraf? Doğum günü gibi ya da herhangi bir düğün falan çekimi yaptın mı? En son doğum günü çektim ve yarın bir tane sünnet çekimi var, ona gideceğim. Şu anda başka herhangi bir çekim yok. Sırada olacaktır. Evet, yani bak bir yandan arkadaşımız sesleniyor. Önemli insanlara da fotoğraf çekmişsin, öyle mi? Evet. Aferin. Peki bu arada annenle de bir kısaca tanışalım. Efendim, eşiniz rahmetli oldu. Oğlunuz bayrağı aldı ve devam ediyor. Belki de dediğimiz gibi Türkiye'nin en küçük fotoğrafçısı olarak sizi de tanıyalım ve neler söyleyeceğinizi soralım. Nilüfer Yusufoğlu. Evet, eşimi kaybettim ama en büyük desteklerim çocuklarım oldu. Ömer Akif'in hevesi vardı çocukluğundan beri. Bir merakı var, bir toplama huyu da vardı. Babasıyla da çok sık geliyordu. Kaybettikten sonra da aslında bir durduk, bir yapabilir miyiz? Ama bir cesaretlendik. Babam da sağ olsun, kayınpederim Serdar Yusufoğlu, onun desteğiyle en çok. Buradayız. İnşallah da muvaffak olacak hayalinde. Biz de destek veriyoruz. Yani biz artık onun elemanı olduk açıkçası. Olmuş bile, maşallah olmuş bile. Peki okul da var bir yandan, değil mi? Evet. Peki ilerisi için neler düşünüyorsun? Planların ne? Planlarım fotoğrafçı olmak istiyorum. Daha büyük usta olmak gibi, değil mi? Evet. Evet, okulu da tabii bir yandan devam ettireceksin. Onu da ihmal etmeyeceksin. Çünkü okul ve artı fotoğrafçılık ustalığı çok güzel bir şey. Ben inanıyorum ki 11 yaşında bu işleri yapıyorsan
Bizim yaşımız artık çok ileride de böyle delikanlı adam sınıfına geldiğinde bu işi çok daha güzel yapacağından ben eminim. Neler İnşallah. söylemek istersin ayrıca bize? Var mı söylemek istediğin? Yok. Yok. Peki ben sana başarılar dileyeceğim. Büyük usta olmanı dileyeceğim. Ama dediğim gibi okulu da bir yandan devam ettireceksin. Anlaştık değil mi? Anlaştık. Peki hayırlı işler dileyeyim. Sizin son söyleyeceğiniz var Evet, mı? biz dediğimiz gibi işte bu kardeşimizi, yeğenimizi bu evesle inşallah muvaffak olacak. Biz de ona hep beraber burada Hep şey bir olacağız, desteğe desteği vereceğim. vereceğiz. Ama ilk önce kendisinin tabii ki. Ama maşallah şu anda gidişatı iyi. Belli Çok zaten, şükür. belli. Siz anne İnşallah. olarak siz son neler söyleyeceksiniz? Ben her zaman onların arkasındayım. Peki. Evet, gördüğünüz gibi sevgili takipçilerimiz, küçücük yaşıyla büyük işlere soyunan bir delikanlıyla bir meslektaşımızla tanıştık. Ona başarılar dileyelim. Geleceğin büyük ustası olacağından hiç şüphemiz yok. Tekrar görüşmek üzere efendim.